Üçüncü kayınvalidem Müslime Sultanım. Hoş geldin. Hoş buldum. Oo. Oh. Sesin diyoruz çıkmıyor, onu şey yapıyor bunu. Hoş buldum. Hoş buldun. Afiyet olsun. İnşallah. Geldik. Çok heyecanlısın. He? Vallahi tamam. Çok heyecanlı. Hala çok heyecanlıyız. Afiyet olsun bir tane. Teşekkür ederim. O kadar. O kadar. Çok kuru olmuş. Su soğanlar, içtin zaten. Evet, soğanlar biraz diri kalmış içinde. Soğan var onda. Diri kalmış. Ağzıma geldi yani böyle bir gıcır gıcır. Bu yemeği zaten bilmiyorum ama beğenmedim. Falafeli mi bilmiyorsun? Tamam. Nohutlu bir tarif eder misin? Nasıl bir derdi var? Kuru olmuş. O kadar mı? Kuru olmuş tek yani. Tek sorun o mu? Tek sorun bu. Bir lezzet var mı? Nasıl kızartmış? Nasıl yuvarlamış? Kızarması güzel. Yuvarlakları güzel. Tam. Yalnız kuru. İçini sevmedin. Evet. Tamam. Sevmedim. Güzel yuvarlamış. Eşit mi? Eşit. Süper. Yani hepsi aynı şekilde. Ona göre daha o daha kuru geldi. Bunu daha mı iyi kıvamı? Daha bir, evet, kıvamı daha güzel. Güzel. Yani tavuğunu da alıyorum. Kızartmasını da güzel kızartması. Yaptıysa, yağ çektirmediyse. Evet, yok yağsız. Sen bu tabağı beğendin galiba. Hı hı. Üçüncü tabağımız. Beğendim. Afiyet olsun, buyur. Dağılmış zaten, toparlayamamış. Hı hı. Ama tadı güzel. Vay. Tadı güzel. Güzel ama, bir iltifat. Yani tadı güzel ama toparlayamamış. Kızartmasını pek aslında becerememiş. Aslında toparlamış da çatal sürünce hemen dağılıyor değil dağılıyor. Mi? Dağılıyor, onlar gibi değil. Toparlayamasa kızartamazdı çünkü. Daha çok dağılıyor. Hı hı. Bu, bak. Onlar dağılmıyor o kadar. Topların büyüklüklerini nasıl aynısı. Buldun? Aynısı. Güzel, toplar güzel. Kızartmayı nasıl kızarması buldun? Daha bir az kızarmış bu. Hı hı. O yüzden belki de dağılıyor. Sevdin mi bu tabağı, sevmedin mi? Tadı güzel. Son tabağın. Çok kuru. Yutamadım. Çok kuru. Yutamadım. Çok kuru. Biraz fazla kızarmış. Hı hı. Ve tadını da alamadım zaten. Çok kuru. Tıkaç gibi olmuş böyle. Yani. Anladım. Sevmedin. Zaten yüzüne de yansıdı. Seni evet. Tebrik ediyorum. Bence güzel bir tadım yaptın. Şimdi bir de şu marifetimizi puanlarda gösterirsek. Değmeyin keyfimize. Hadi ver diyorsun. Puanını. Bu bir. Dördüncü tabak 1 puan. Evet. 2. Üçüncü tabak 2 puan. Bundan bunda neydi? Ya ben karıştırdığının farkındayım. Evet. Şunda şunda. Bir düşün bakalım, birazcık odaklan. 5. Birinci tabak 5 puan ve 4. İkinci tabakta 4 puan. Ben de 1 vereceksin, ondan o kadar düşünüyorsun zannettim. Yok. Yorumunu da unuttun. Evet. Onu hamur onda. Bulmuştun, bunu beğenmiştin. İşte. Ay. Dedim. Karnıma bir ağrı girdi benim. Puan dağıttık. Yorumları karıştırdık. Karıştırdık vallahi. Gel bir tanem bakalım başımıza neler gelecek şimdi. 2 puancık verdik bu tabağa. Aslında beğenmedin ama lezzetinden dolayı evet. O 2'yi de verdin. Evet. Tutar mısın? Bakalım ikin kime gitti? Ben
İki puancık alabilen sadece bakalım kim? Aç görelim. Melike. Şimdi onu böldüğünüz zaman dağılabilir. Çok da güzel oldu toplarım. Çok da güzel kızarttım. Dağılıyor. Çıtır çıtır. Çıtır değil. Tadı da çok güzeldir eminim. Tadı güzel dedim ama. Ama bir tek tadı güzel olduğu için de iki verilmez ki. Şimdi bak hiçbirisi dağılmıyor. Seninki dağılıyor. Vallahi beni öyle bir yoruyorsunuz ki. Öyle bir yoruyorsunuz ki. Yani bu yeni gelenler ömrümü yedi. Diyorsun. Gerçekten saçım buradan buraya beyazlayacak yani. Bak, az kaldı. Seninki hepsi dağılıyor bak. Eylemeden dağılıyor bak bu. Nasıl dağılıyor ya? Dağılıyor. Nasıl dağılıyor? Bak. Yani bu tabakların ne kadar kıpkırmızı yapmışlar ya. Benimki evet, tam altın seninkisi. Sarısı. Ve tadı da var, sıkı da değil. Nasıl yani bir tek tabak kesildiği zaman dağılınca mı iki alır? Ya ben bunlar kadar ne un koymadım. Ben bunlar kadar sıkı yapmadım. Herkesin unu aynı değil mi herkese? Yapılmaz. Herkesin unu aynı bak, değil mi? Bak şöyle söyleyeyim. Şefimiz bize belli bir miktar un verdi. Eğer yapışmazsa fazla un koyun dedi. Arkadaşlar demek yapıştıramadı. Unu bocaladı, hamur yaptı. Ama benimkisinde sıfır hamurluk. Baktıysanız lezzeti neden güzel biliyor musunuz? Çünkü bir, o kadar un koymadım. İki, nohutun ve tavuğun tadı daha fazla özleşti o tabakta. Aynen. Çünkü ben de un koysaydım özleşmeyecekti ve sıkı olacaktı. Ve onun için öyle yaptım o tabağı. Zaten yemeği de yediğiniz zaman bir şeyden bir çatal aldığınız zaman dağılmaz mı? Ya Melike bir şey söyleyeceğim. Dağılır mı dağılır? Bir saniye arkadaşlar ben bir konuşayım sonra konuşayım. Hayır falafel böyle dokununca dağılır mı? Tuğba bir saniye. Bir soru sordum. Dokununca dağılıyor daha dokunmadan dağılıyor. Herhangi bir yemekten. Herhangi de falafel. Bir saniye. Bir çatal falafel de öyle. Falafel değil, de dağılır. Hayır. Zaten un dağılan bir şey. Un dağılır. Ben daha önce de falafel yaptım. Dağılıyor muydu? Okuluna yaptım. Dağılır. Çok da güzel beğendiler. Hatta tekrar ikinciyi istediler. Falafel ısırdığında unlu olan şey, nohutlu olan bir şey dağınık zaten dağılır yani. Anlatabiliyor muyum? Sıkı olmaz. Helal sıkı olsun. Olanlar da zaten gerçekten güzel puan alamadı. Okulda yok, gelen şey de dağılıyor. Helal olsun ya. Ben bu söylediğine inanıyor musun falafel gerçekten? Bu şekilde evet, dağılır. Oluyor. Bir dakika öyle falafel mi? Bu şekilde açma. Dağılır mı? Tamam. Dağılır çünkü un zaten dağılan bir şey. Anneciğim bir dur canım ben bir şey söylemek istiyorum. Kayınvalidemin gayet yerinde doğru bir yorum yaptığını sen de biliyorsun. Hayır bilmiyorum. İki kayınvalidenin evet. Söylediği yorumu söyledi zaten kayınvalidem. Onun dışında bir şey söylemedi ki. Hepsi dağıldı dedi. Kayınvalidem de dağıldı dedi. Toparlayamamışsın toplarını. Kalkmış bir de böyle olması gerekiyor falan diyorsun. Biz bilmiyor muyuz falan? Toplarımı falafeli? Toparlayamasam oraya top gibi bir şey çıkmazdı. Un gibi bir şey çıkardı. Toplarım gayet de toplu. O yüzden çatallı yediğinde dağılıyor zaten. Bak o şekilde duruyor. Nohut zaten dağılan bir şey. Un helvası nasıl aldığın çatalda dağılır? Hadi devam edelim kızlar. Şuraya bir 4 puan verdik. Evet, bol keşeden. Şunu açacağız aşkım. İkinci tabağı. Gitti kafan. İyice dağıldın değil mi? He? Gelinimi bulamıyorum ya. Daha dur ikinci günü. Hemen demoralize olma. Olmuyor. Sadece bu kadar puan dağıtman ne kadar doğru. 4 puan senden kime gidiyor? Hadi bakalım. Yorumunu unuttuğun için evet. Aslında bu tabağa 5 evet. Vermek istedin. Evet. 5 verdiğine de 1 mi vermek istedin? Evet, şey oldu. Dedim ya. Öyle size. Olunca unutunca da size mecbur birine 4, birine 5 vermek zorunda kaldı. Aynen öyle oldu. Böyle bir şeyler yaşadık. Aç görelim. Aynen öyle kimmiş oldu. Kimmiş bu gelin? Ya Gizem, gelinini bulmuşsun meğerse. Tüh. Normalde 5'i ben alacaktım. Evet. Kafanı karıştırdın. O yüzden orada, onu unuttum. Orada ben anladım. 5'i ben hak etmiştim ama evet, neyse bu seferlik bir şey demeyeceğim. Özür dilerim. Bir puanla elendiğinde bir şey dersin. Şu an deme bence de. Şu an demeyeceğim evet. Evet sana 5 verecekti ve sen bir şey demeyeceğim diyorsun. 5 verecekti. Senin tabağın 5'lik tabaktı. Biri beğenmedi. Yaptığı yorumlara istinaden söylüyorum. Dönünce kafası karıştı 4-5 yaptı sen teşekkür ediyorsun. Ne yapabilirim? 5 alıp kayınvaliden oynamak varken kafası karışmayacak. Karışıyorsan iyi geliyor öyleyse. Öyle. Evet, karışmaması gerekiyor. Şu an mesela otobanın altındaki ben de olabilirdim. Çok üzülürdüm. Üzülmedim mi? Tabii ki üzüldüm. Ama şu an için fazla bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah bir dahakine böyle bir şey yapmazsın.
işte bir puanla giderken bir dahakini söylersin. Öyle bir şeye gerek kalmayacak. Burada günün şanslısı ilan ettiğimiz bir tabak var. Tutar mısın kenarlarından? Ha, ya Tuğba ya Özlem bu tabağın sahibi. Acaba kim çıkacak? Yine mi Özlem'e? Hazır mısın? Gelinimiz değil. Rakibe bir 5 puan aynen geliyor. Kıymetli bir 5 puan. Aynen. Aç görelim. Gelinimle oynayamadım. Yine Tuğba. Yes. Yine Tuğba. Yani dediği gibi yanlışlıkla 5 aldın. Yanlışlıkla 5 aldın. İlk defa yanlışlıkla 5 aldım. Ağla Özlem.